Mutlu geceler efendim. Kanal Fırat ve Kanal E televizyonları ortak canlı yayınıyla son baskı programıyla sizlerle birlikteyiz. Günü birlikte noktalayacağız, yeni güne birlikte başlayacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini gece 23'ten 1'e canlı yayınla ekranlarınıza getireceğiz efendim. İlk bölümde değerli bir canlı yayın konuğumuz var. Elazığ Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı, Hicret Mahallesi Muhtarı Murat Gülbasan bizlerle birlikte. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Furkan Bey. Allah iletsin. Tekrar Hicret Mahallesi Muhtarı'na seçildiniz bu arada. Allah razı olsun. Öncelikle bizleri buraya davet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Tabii biz sizin kanalınızı bir aile olarak görüyoruz. Sizler de bizim kardeşimizsiniz. Eyvallah. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere de hayırlı geceler diliyorum. Çok teşekkür ederiz muhtarım. Tabii evet. Bir yerel seçim sürecini geride bırakmış olduk ve bu kapsamda yani özellikle muhtarlık seçimleri Elazığ'da hareketli geçti. Yani çok sayıda mahallede çok sayıda muhtar adayı vardı. Ve netice itibariyle vatandaş sandığa gitti. Tıpkı işte belediye başkanlığında, ilgen meclisi, belediye meclisi üyeliklerinde olduğu gibi muhtarlıklar içinde oylarını kullandı. Ama geçen seçimle, yerel seçimle bu seçimi kıyasladığımız zaman muhtarlarda ciddi bir merkezde değişim yaşandığını evet. görüyoruz. Evet. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Niye muhtarlar bu kadar çok değişti? Şimdi öncelikle yeni seçilen arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyoruz. Hı hı. Kaybeden arkadaşlarımıza da geçmiş olsun diyoruz. Tabii ki şimdi vatandaşlarımız gerçekten artık hizmete bakıyor. Hizmet etmeyen insanlara artık vatandaşların artık bir şeyi olmuyor, tercihi olmuyor. Yani bu şekil olacağı belliydi. Yani halk artık vekillere, vali beye yani ulaşamıyor. Öncelikle bu deprem, meprem, bu sıkıntılarda vatandaşlarımız çok zorluk çekti. Bu süreç içerisinde de mücadele eden muhtar arkadaşlarımıza vatandaşımız bir daha destek oldu. Ama tabii geride kalan arkadaşlarımız, çalışamayan arkadaşlarımız da maalesef vatandaşlarımız onları dinlendirdi. Neden oldu? Çünkü vatandaşlarımız artık bürokrasiye pek ulaşamıyor. Yani bu başta Vali Bey olmak üzere. Milletvekillerimize fazla ulaşamıyorlar. Bütün sorunları muhtarlara, muhtarlar üzerinden çözmeye çalışıyorlar. Bu da belli bir noktaya kadar muhtarlarımız da bu işin altında kalıyor. Kalınca da fatura muhtara kesiliyor. Hal böyle olunca da birçok mahallede muhtar arkadaşlarımız kaybetti. Yani ben kendilerine yeni dönemde hayırlı işler diliyorum. Arkadaşlarımız kaybetti. Ben ilk defa bu kadar muhtarlık değişimi yaşandığını gördüm. Biliyor musun? Benden daha iyi bilirsiniz tabii ama. İki deprem oldu. Yani bir de hastalık vardı, pandemi vardı. Gerçekten yani muhtarlarımız o süreçte çok zorluk çekti. Yani biz bazen olduğu hiç eve gitmedik. Yani o süreçte vatandaşlarımız gerçekten siz de biliyorsunuz. Biz burada açıklamalarda da bulunduk. İlk deprem olduğu zaman vatandaş ne yapacağını bilmiyordu. Bir AFAD'a gönderiyorlardı, bir belediyeye gönderiyorlardı. Yani insanlara aşırı derecede bir eziyet çekildi. Yani şehirde. İyi bilgilendirme olmadı. Vatandaşlarımızın çoğu evlerini alamadı. 2020 depreminde, yani ilk defa burada söyleyeyim de vatandaşlar da bilsin. 2020 depreminde en az 6000 tane vatandaşımız hak sahibi olamadı. Ha evet, o konuda siz çok üzerinde durdunuz ama. Üzerinde durdu. Çünkü sebebi de biz değildik. Sebebi yetkililerin doğru bilgi vermemesi ve geçen gün bir günlük bir süre açıldığı zaman 2020 depreminden binlerce kişi bizi aradı. Biz de müracaat edebilir miyiz? Ama maalesef o vatandaşlarımızın evleri öyle boşa gitti. Neden oldu? O da bürokrattan. Doğru bilgi vermeden, yani biz muhtarız yani ilk defa bir deprem görüyoruz ama burada bizden daha yetkili olanlar vardı. Mesela müdürlük yapanlar vardı, vali var, vali yardımcıları var. Yani bunlar halkı doğru aydınlatmadı. Aydınlatmayınca da 5-6 bine yakın vatandaşımız hak sahipliği yanlış bilgilendirilmeden oldu. Dolayı. Yanlış bilgilendirme. Eksik bilgiden dolayı. Tabii eksik bilgilendirme. Vatandaşın çoğu arazisi gideceğini zannediyordu. O yüzden müracaat etmedi. Evet. Yani evet, çok evet.
büyük bir mağduriyet oldu. Ben o dönem bu konuyu, yani 24 Ocak 2020 depreminde hak sahipliğini kaçıran ya da işte yanlış bilgilendirmeden dolayı korkup hak sahipliğine başvuru yapamayan işte çok sayıda vatandaşın olduğunu işte ilin siyasilerine söylediğim zaman bana dediler ki, efendim dediler, de artık süreç geçti. Evet. Tekrar yeni bir şey başvuru, hak sahipliği başvurusu alması mümkün değil dediler. Ama işte biz bu Maraş depreminde geçen gün bir gün süreyle aştılar tekrar. Evet. Demek ki mümkünmüş. Mümkündü. Demek ki oluyormuş. Yani yapmadılar. Ama inanın yani o insanlara çok yazık oldu. Ben yani benim mahallemde de var. En az benim mahallemde sadece 100 kişi hak sahibi olamadı. Neden olması olamadı? Gerekirken aslında tabii, başvuru yapsa olacak yani, ama. Tabii. Yani vatandaşı korkuttular o zaman dediler 1 trilyon vereceksiniz. Tabii. Arazinizi sizden alıyorlar. Evet. Yani doğru düzgün bir yetkili çıkıp da bilgilendirmedi. En azından muhtarları bilgilendirselerdi biz yardımcı olurduk. Onu da yapmadılar. Yani gerçekten Elazığ büyük sıkıntı yaşadı. İşte bu 6 Şubat depreminde yine biz biraz bildiğimiz için vatandaşlarımızın yani hemen hemen hepsine ulaştık. Bu ek sürede de yine müracaat edemeyenler vardı. Onlara da müracaatını yaptırdık. Yani ondan dolayı insanlarımız biraz kinlenmişti zaten. Hem muhtarlara hem vekillerimize. Yani bu konuda gerçekten biz halkın içinde olduğumuz için biliyoruz. Valiliğe de vatandaşlar çok tepkiledi. İşte o nedenden dolayı fatura geldi, muhtarların başına patladı. Yani ne diyelim, muhtarların da yapacak bir şey yoktu yani. Biz de bilmiyorduk çünkü ilk defa bir deprem, ama bundan sonraki süreçlerde Allah korusun bir deprem meprem olsa. Tecrübeliyiz şehir olarak. Biz uzman olduk. Yani hiçbir vatandaşımızın hakkı kaybolmayacak. Ama o kaybolan vatandaşlarımızın hakları öyle boşa gitti. Yeni seçilen muhtarlara neler söylemek istersiniz? Mesela artık şey de gençleşme de oldu. Yani genç isimlerden de çok var muhtar olan. İşte örneğin Ataşehir, Yeni Mahalle. Evet. Yani genç muhtarların sayısı da arttı. Şimdi gerçekten biz dün bir toplantı vardı, gittik. Hemen hemen seçilenlerin %90'ı genç. İnşallah yani şehire güzel hizmetler ederler. Yani hepsi de hizmet için yola çıkmış. Yani ben onlardan bu şeyi aldım. Yani canla başla çalışacaklarına inanıyorum. Ama netice itibariyle yani muhtarların tek çalışması önemli değil. Yani bizim kepçemiz yok, kamyonumuz yok, bilmem neyimiz yok. Bizim gideceğimiz kurumlarda bize muhtarların taleplerini dinlemeleri lazım. Dinleyip de sorunlarımızı çözmeleri lazım. Ama her gün gidip gelirsin, sorunu çözülmez. Bir noktada insanın kolu kanadı kırılıyor. Ondan sonra artık gerisi geliyor yani, çalışamıyorsun. İşin doğrusu bu. Şimdi burada yeni bir döneme girdik. Ben belediye başkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Yani halkın şeyiyle geldi bir daha ikinci döneme. Birinci dönemde çok güzel hizmetler etti. Biz de sürekli yanında durduk hizmetlerinden dolayı. İkinci dönem yapacağı hizmetlerden gerçekten ben inanıyorum. Yani hizmet edeceğine %1 milyon inanıyorum. Ama işin bir tek belediye boyutu değil. Yani valilik boyutu var. Şimdi bizim belediye bağlı olmayan bir sürü müdürlük var. Yani buralarda da bir sürü sorunlarımız oluyor. Yani bunların giderilmesi için burada sayın vekillerimiz, yani bilmiyorum sayın vekillerimiz pek şehirde de görünmüyorlar. Bu saatten sonra bir araya gelirler mi gelmezler mi onu da bilmiyoruz. Bir tek Erol Hoca'yı görüyorum şehirde bazen. Birleşip buradaki kurum müdürlerine, valimize, bürokratlara, yani bir toplantı mı yaparlar artık? Vatandaşlar muhtarların sorunlarıyla ilgilenebilmeleri için umarım bir talimat verirler. Görevini yapmayan müdürleri de yerinden alırlar. Öyle düşünüyorum. Çünkü Elazığ'a yazık. Gerçekten yani bakıyorsun her 5 yılda bir darbe yiyoruz yani. Her gelen bizleri yanlış, bir aklı başında bir bürokrat bu şehire gelmedi. Bak demin diyorum da. Kurum müdürlerinden bahsediyorsun. Ya 5-6 bin konut ne demek? 5-6 bin tane vatandaşımızın evi boşa gitti. Yazık günah değil mi bunlara? Bunların hesabını kim verecek?
Bunların hesabını tabii ki bu makamları işgal edenler verecek. Yani ama fatura geldi muhtar arkadaşlara kesildi. Ama günün birinde fatura onlara da dönecek. Yani bunun dibinde kalacaklar. Bu saatten sonra artık bu şehirde herkes biliyorum. Vekiller birbirine düşmüş, o birbirine düşmüş. Kim kime olduğu belli değil. Kim kimin adamı olduğu belli değil. Yani bu şekil bu şehir yönetilmez. Burada siyasetçilerimizin bir araya gelip muhtarlar da mahallenin temsilcisidir. Muhtar arkadaşlarımıza bir araya getirip mahallelerde olan sorunları, sıkıntıları, yazık günah bu vatandaşa. Halk bizlere oy vermiş. Mahallelerine hizmet edelim diye, sorunları giderelim diye. Ama burada bakıyorsun, yani herkes birbirinin adamı olmuş. Şehir 8-10 parçaya bölünmüş. Yani bunun şehire hiçbir faydası olmayacak. Aksine daha kötüye gidecek. Yani bizim burada çağrımız bu. Tabii ki biz Ankara'ya gideceğiz Furkan Bey. Yani bunu daha önceden de söyledim. Hı hı. Allah izin verirse Cumhurbaşkanımızdan bir görüşmemiz olacak. Olduğu zaman buradaki bu sürecin tamamını Cumhurbaşkanımıza hem yazmışız zaten. Dernek adına bir yazımız da var. Şahsımız olarak da kendisine anlatacağız bu konuda. Neyi anlatacaksınız muhtar? Ya bu seçim sürecinde bu şu siyasi belirsizlik, yani bu bize yansıdı. Şimdi herkes birbirinin adamı olmuş. Biri o partiden o partiye koşuyor. O kaybetsin diye ona gidiyor. Yani biz burada muhtar olarak ortada kaldık. Birine taraf olduk, o taraftan bertaraf olduk. Yani korkunç bir şey. Şey diyor ya, bir taraf olan bertaraf olmuş. Ya korkunç bir şehir yani, böyle bir şey olamaz. Biz hizmet edenin yanında duruyoruz. Muhtarın görevi ne? Kim ona hizmet etmişse onun yanında durmak. Ama şimdi bunun yanında duruyorsun, böyle o taraftaki sana küsüyor. Bir de aynı partinin adamı. Yani öyle bir şeyin içine düştük ki bu dönemde. Ya. Aynı partinin adamı kendi partisinin belediye başkanının yanında duruyorsun. Bakıyorsun sana düşmanlık yapıyorlar. Yani biz bunları hepsini anlatacağız Cumhurbaşkanına. Yani sanmasınlar bu olay bitti, kapandı, gitti. Öyle bir şey yok. Gidip şikayet edeceğiz bunları. Çünkü bunun faturasını 20 tane arkadaşımız ödedi. Muhtarlarımız bu yüzden, çoğu bu yüzden kaybetti. Yani bunları anlatacağız Allah'ın izniyle Ankara'ya gittiğimizde. Bunun altyapısını da yapmışız. Bir iş adamımız var, Allah razı olsun, bizi görüştürecek inşallah. Görüşünce Elazığ'da iyi yeri olanı anlatacağız. Biz bir dönem yine böyle buralar karışıktı. Gittik, görüştük. İsim vermiyorum, iki tane vekilin ipini kesti. Bir de belediye başkanının. Bir daha buralarda aday da olamadılar. Allah'ın izniyle biz gideceğiz yine oraya yani. Yine buradaki olan biten şehirdeki mevzuları hepsini anlatacağız. Yani bunlar kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz Elazığ için yaşıyoruz. Elazığ'a hizmet etmek için varız. Bu yola o yüzden çıktık. Ama şimdi geldiğimiz duruma baktığın zaman sen onun adamısın, o seni desteklemiş, sen onu bilmem ne etmiştin. O yüzden sahan yeri yok. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Ya şehirde bir huzursuzluk yani, mu yani var? Yani huzursuzluk var. Kardeş kardeşe düştü ya. Böyle bir siyaset mi olur? Yani siyasetin en kötü dönemini bu yıl yaşandı. Bu bir yıldır ha. Bir buçuk yıldır. Elazığ tarihinin. Elazığ tarihinin en kötü dönemidir. Yani bu her yerde aynı. Bütün siyasi kurumların içinde tamamı böyle. İlk defa gördüm yani ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Ya bu olanlara dur diyecek bir akil insan da mı? Ya bir yani tane adam da bulamıyoruz şimdi. Şimdi bakıyorsun. Ya şimdi bu şehirde vali bey var. Eyvallah. Vali bey buna rapor etmek zorunda ya. Şimdi yarın Cumhurbaşkanı soracak. Ya burada niye bu oylar düştü? Vali beyin bunları anlatması lazım. Burada olan bir tane hepsini anlatmaz. O anlatmazsa biz anlatacağız zaten. İlla ki biz gideceğiz yani yanına. Biz anlatacağız. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu halk bu vekillerimize oy verdi.
ki bu şehre hizmet ederler. Herkes bir türlü bir kabadayılığa girdi bu. Ben bir şey anlamadım yani. Bunun ceremesini de biz çekiyoruz. Niye çekiyoruz? Mahallemizde okul yok. Defaatlerce buradan söylemişiz. Bir tek ben değil. Çayda-Çıra Mahalle muhtarımız mücadele ediyor. Gece gündüz bir okul istiyor o da. Yeniköy muhtarımız aynı şekil okul istiyor. Ya muhatabımız yok arkadaş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya siyasilere ulaşamıyor musun? Ya siyasi kime ulaşasın? Birinden konuştun o biri küsüyor. O birinden konuştun o biri küsüyor. Böyle bir şey var mı ya? Aynı partiden. Aynı parti hepsi ya. Şimdi bunlar ya bu şehre hizmet ederek ya da biz Ankara'ya gittiğimizde gereğini yapacağız. Bakanlara da şikayet edeceğiz. Her yere de şikayet edeceğiz. Vallahi edeceğim, billahi edeceğim. Yani bunu da Elazığ bilsin. Yazık günah ya. Halk bunun cezasını halk çekiyor. Ya biz daha önceki milletvekillerini burada eleştirdik. Baba pişman olduk vallahi ya. Daha önceki vekillerimiz Allah razı olsun. Yine onlar arıyorduk. Bir toplantıya çağırıyorduk. Gelirlerdi. Sorunlarımızı anlatıyorduk. Yani gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. Yani bu şehirde biri bu işe dur demesi lazım. Herkesi bir araya getirecek. Arkadaş hep biz bu şehire hizmet için geldiniz. Kendi aranızda ne varsa yap olsun ama şehire hizmet edeceksiniz. Yani bunu yapan biri çıkması lazım. Ya biz bu süreçte bekleyip göreceğiz. Şimdi bizim telekomda sorunumuz var. Aksa'da sorunumuz var. Elektrikte sorunumuz var. Milli eğitimde sorunumuz var. Yani her yerde sorunumuz var. Benim tek değil, bütün muhtar arkadaşlarımızın da var. Şimdi biz kimin vasıtasıyla gideceğiz oraya? Ya vekillerimiz araya girecek ki biz de gidip işlerimizi yaptıralım. Kaldı ki biz bu işleri kendimize yapmıyoruz. Mahalle halkına yapıyoruz ya. Bu memlekete kim geliyorsa gelsin, seçimle gelen arkadaşlarımız, muhtarlar da dahil, bu vatandaşa hizmet etmek zorunda. Kabadayılık yapmak yeri değil bura, hizmet yeri. Gelecek vatandaşın hizmetini görerek, hizmet etmiyorsa da aday olmayacak. Şehre yazdık ya. Yani bir sürü sorunumuz var. Şimdi tek belediye başkanından da bu işler yürümüyor. Tamam, belediyedeki işlerimizi yaptık. Başkanımız sağ olsun, adam zaten her malın projesini hazırlamış. Bugün yarın başlayacak. Ama bizim diğer yerlerde sıkıntımız var. Yani burada vekillerimiz gelip burada muhtarlarımızla toplantı yapmak zorunda. Bak 20 tane muhtarımız kaybetti. Yani sebebi ne? Mahallesine bir şey götüremediği için kaybettiler. Vatandaş deprem esnasında geldi muhtara yapıştı. Muhtar da bir şey bilmiyordu. Adamın evi gitti. Yok ben TOKİ çıkarmamış. Ben bu sefer buna oy vermiyorum. Aynen bu şekil hepsi duman oldu gitti. Vali Bey'den ricam. Yani buradan belki bizi duyuyorsa. Vali Bey de bu Ramazan aylarında özellikle bazı kenar mahallelerde iftar programlarına katılmasını canı gönülden isterdim. Ama bakıyoruz, şu an Vali Bey gerçekten dürüst bir adam, iyi bir insan. Ama halktan arasına sanki bir mesafe koymuş. Vatandaşların içine bir girmesi lazım. Çünkü bayağı bir sorun var. Hani bizden dinlemiyorsa vatandaşlardan dinlemesini tavsiye ediyorum kendisine. Peki bu siyasi belirsizlik nasıl çözülebilir? Yani buna Cumhurbaşkanı'nın mı bir dur demesi gerekir illa? Hakan Bey, biz Ankara'ya gidersek belirsizliği göreceksiniz. Allah'ın izniyle. Eğer biz bir kavuşalım oraya, illaki de gideceğiz. Gidersek bu konuları hepsini anlatacağız. Kim şehre ne yapmış, kim nasıl bir ihanet etmiş, Cumhurbaşkanı'na nasıl ihanet edilmiş hepsini anlatacağız kendisine. Ve bu tek bir Cumhurbaşkanı'na değil, bize de ihanet ettiler yani. Biz de yani bunların yüzünden biz de iş yapamadık. Şu an bir yıl, bir buçuk yıl geçmiş. Daha vekillerden bir sorun anlatma toplantısına girmemişiz daha.
bir toplantı yapar, müdürleri getirirsin. Hangi müdürün, hangi muhtarda ne sorunu varsa bunları bir dinlersiniz yani. Ha bugün yapmazsınız, programı alırsınız. Bir sene sonra yaparsınız. Siz muhtarla vekillerle bir araya gelemediniz mi? Gelemedik. Yani herhangi bir sorun anlatma toplantısı olmadı. Bir sefer mi geldik? Evet, bir sefer. Tanışma toplantısı. Ondan sonra böyle doğru düzgün bir toplantı yapmadık yani. En azından o kurum müdürlerinin hepsini getirin buraya, bir derdimizi anlatalım. Onlar da notlarını alsın. Bu sene yapamıyorsa seneye yapsın. Seneye yapamıyorsa o bir seneye yapsın. Biz şimdi kime anlatacağız derdimizi? Yani ancak bundan sonra her gün çıkarım böyle televizyona. Okulum yapılmadı, altyapım yapılmadı, bilmem telekom gelmedi, elektrik gelmedi. Bunları mı anlatalım yani? Gerçekten yazık. Yani evet, muhtarım. Yani burada siyasi belirsizlik var şehirde. Bir an evvel toparlanması lazım. İl başkanından tutun da nereye kadar? Bizim derdimiz hükümetten, ha. Ben diğer partilerden bir işim yok. Bize hizmet edecek, muhtarlara hizmet edecek tek bir parti var, o da AK Parti'dir. Niye? Hükümeti onlar yönetiyor. Bizim de onlardan talebimiz onlardan olacak. Benim muhalefet milletvekillerinden bir işim yok ki. Yani ne istesem yapabilir ki? Kendimi mi kandırayım yani? Yapacak burada. Hükümetin milletvekilleridir. Hükümetin il başkanıdır. Hükümetin kadroları yapacak bizim işlerimizi. O yüzden yani burada rica ediyoruz. Yani bu konulara bir an evvel bir araya gelmelerini istiyorum. Sayın Valimizin önderliğinde hepsi bir araya gelsin. Biz de muhtarlar olarak çıkalım. Bak her yeni seçilen arkadaşlarımız var. Bir sürü sorun, bir sürü söz vermişler. Yani onlar da bu işi bu şekil bilmiyor. Bilse ona da şimdi perişan olacak. Yani bir sürü söz veren muhtarımız var. Mahallesinde yeni şeyler isteyen talepler var. Bir dünya kadar işler var. Yani şu an bu şekil nasıl yaptıracağız, nasıl olacak? Gara gara düşünüyoruz yani. Belediye başkanı her gün yakalayabiliriz. Çünkü şehirden bir yere gitmiyor. Kendi de Allah var, her mahalleyi de geziyor. Belediyeyle ilgili olan bütün sorunları başkan çözer yani. Biz ona eminiz. Emin olduğumuz için de yanında durduk. Şu an baktığınız zaman şehirde bir tek belediye başkanı ortada geziyor ya. Yani bu da eksik yani. Eksiği var. Yani etrafında partinin olması lazım. Vekillerimizin olması lazım. Şimdi yarın belediye meclisinde de aynı, il genel meclisinde de aynı hesaplar olacak. Sen onun adamısın, o senin adamın. Bu iş ta dibe kadar yenecek. Kimse kimseyi kandırmasın. Biz biliyoruz ne olacağını. O nedenden dolayı burada akıllı bir adam bu işlere bir çözüm bulsun. Yani rica ediyoruz. Çünkü biz de vatandaşlara bayağı söz vermişiz. Yani tabii vatandaş oy verirken senden söz alıyor yani. Bir dahaki dönem ne yapacaksın? Şimdi biz bir dahaki dönem demişiz okul yapacağız. Muhatabımız yok. Yani kime yaptıracağız? Okulu ben yapamam, ben müteahhit değilim. Okulu milletvekilleri, vali, yani bunlar yapacak. Yani biz de talep edeceğiz, onlar yapacak ama talep edeceğimiz kimse yok ortada. Yani durum öyle bir durum. Daha önce yani, de hiç böyle bir durumla karşılaşmadınız. Vallahi bak eski vekillerimizi çok eleştirdim. Ama inanın öyle pişman olduk ki şimdi onları eleştirdiğimiz için. Yani iyi insanlar da Allah işlerini rast etsin. En azından yapamasalar da bizim yanımızda müdürü çağırıyorlardı. Diyorlardı ya bu olur mu olmaz mı? O da diyordu ki vallahi 3 sene sonra ancak yaparım bunu. Yani bize yani böyle bir en azından muhatap alıyorlardı bizi. Yani şu an muhtarları muhatap alan bir kurum yok ya. Bu nasıl bir şehir, bu nasıl bir iştir? Bir tek belediye başkanından bu işler yürümez ki. Şimdi ben dikkat ediyorum, yani muhtarları gayle alacak bir şey yok yani, bir kurum yok. Bu kadar muhtar adayı çıktı, bu bir sürü tantana ne var ortada?
Ne oldu şimdi arkadaşlar? Kaybetti, seçildi. Ne olacak? Seni muhatap almadıktan sonra ne yapabilirsin ki sen? Yani muhtar arkadaşlar seçilmiş ya, en azından ilim vekillerisiniz ya. Bir çağırın. En azından bir iftar yemeği verin. Muhtarlardan bir tanışın. Yani niyette bir problem var ha. Niyette, muhtarlara karşı niyette bir problem var yani, bunu biliyorum. Yani bu olmayacağı belli. Niye ya, acaba? Vallahi demek bunların derdi hizmet değil. Bunların derdi hizmet değil. Bunların derdi bir dahaki dönem de değil herhalde. Zaten bu vaziyetten bir dahaki dönem biraz zor bunlar. Bu şehirde milletvekilliği bile kolay şey değil yani. Herhalde elini ayağını çekip gidecekler, öyle görünüyor yani. Biz buradan bunları biraz inerleyelim ki yarın gelsinler, işine gücüne baksınlar burada. Gerçekten ümidimiz kırıldı yani. Bakın bir hafta geçmiş aradan. Ya 40 yani 20 tane muhtarımız değişmiş. Beldeleri, şurayı, köyleri, möyleri sayarsan en az 70-80 tane, 100 tane muhtar değişmiş. Ya en azından muhtar arkadaşlarımızı bir toplayın. Yeni arkadaşlarımızı çağırın, bizi de çağırmıyorsan. Mesela şey oldu mu, sizi tepik eden milletvekilleri yok, oldu olmadı. E zaten hep topun ya, 43 tane 45 tane mahalle muhtarı var. Bakın, ben olsaydım bir tane mesaj bile atmamış hadi bize. Hadi muhtarım hayırlı olsun. Bir tek değil. Belediye başkanı bizi tebrik etti. Diğer asla ne il başkanı, hiç kimse bizi aramadı, tebrik de etmedi. Çünkü muhtarları herhalde adam yerine de koymuyorlar. Yani bu, bundan bu anlaşılıyor. Adam yerine koymasınlar. Biz de Ankara'ya gidersek biz de bunlara bir güzellik yapacağız Allah'ın izniyle. Ya tabii şöyle, özellikle muhtarlar Elazığ'da hakikaten güçlüler. Şimdi ben yani mesleğe ilk başladığım işte 15 yıl önce mahalle programlarıyla mesleğe başlamıştım. İşte o yüzden mahallelerin sorunlarını, muhtarları vesaire hepsini biliyorum. Yani bizim Elazığ'daki muhtarlarımız hakikaten güçlü. Ankara'da da çevreniz işte geniş. Ki bunu şuradan ifade edeceğim. Yani Elazığ'daki muhtarlar işte bundan bir süre önce mesela bir araya geldi bazı muhtarlarımız. Ankara'ya gidip o dönemin valisini gerekli birimlere şikayet ettiler. Aynen. Ve iki gün sonra, üç gün sonra vali görevden alındı. Yani muhtarların esasında yani bunu kabul etmek gerekir. Evet. Yani muhtarların Ankara nezdinde bir gücü var ki size Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok önem veriyor. İşte toplantılar düzenliyor, işte sizi dinliyor vesaire. Yani yerelde anladığım kadarıyla siz bu ilgiyi göremiyorsunuz. Şimdi Furkan Bey, yani biz devletle vatandaşın arasında bir köprüyüz. Yani bizi kullanmayı bilseler şehirde imparator olur gezerler. Yani hiçbir sorun onlara gitmez. Bizi dinleseler biz zaten mahallenin sorunlarını hepsini biliyoruz. Yani bizim üzerimizden çalışmalarını yapsalar asla hiç kimseye ihtiyaçları da kalmaz. Biz ne istiyoruz? Biz tayin istemiyoruz, iş istemiyoruz, bir şey istemiyoruz vekillerden. Ne istiyoruz? Mahallemize hizmet istiyoruz. Köyümüze hizmet istiyoruz. Beldemize hizmet istiyoruz. Bundan daha güzel bir şey var mı ya? Yani asıl onların gideceği yere biz gidiyoruz ha. Biz onların kulağı oluyoruz, eli oluyoruz ama onlar bizi kullanamıyorlar. Onlar diyor ki muhtar kimdir? Vallahi muhtar kimse biz de gereğini yapacağız yani. Bakın yani yine söyleyeyim, bir haftadan fazla oldu. Hiçbir siyasetçi bizi arayıp bizi tebrik etmedi. Yani bu neyi gösteriyor? Bu gösteriyor ki Elazığ'daki muhtarları bu dönem zorlu bir süreç bekliyor. Mahallelerine hizmet götürme. Aynen, mahallelere hizmet götürme noktasında zorlu bir süreç bekliyor. İnşallah biz bunun üstesinden geleceğiz. Şimdi muhtarlar az önce ifade etmiş olduğunuz gibi iyi yöneticilerle koordineli bir şekilde çalışıyorlar. İşte çünkü yani mahallenin sorunlarını, vatandaşın sorunlarını en iyi muhtarlar biliyor. Evet. Çünkü az önce siz yanın başında şunu ifade ettiniz. İşte bir vatandaş işte bir kuruma, işte bir siyasiye, bir il yöneticisine ulaşamazsa da muhtar hemen ulaşabiliyor. Evet. Derdini, sorununu evet. Anlatabiliyor muhtara dediniz. Şimdi sizin bu süreçte yerel seçimlerin ardından işte seçilen belediye başkanından
Ne tür beklentileriniz var? Şimdi belediye başkanımız zaten projelerini açıkladı. Açıkladığı projelerde mahallelerimizle ilgili projeler var. Ufak tefek şeyler var. Mesela bizim talep edeceğimiz yamadır, kaldırımdır, parktır. Bunları da biz zaten belediye başkanımız mazbatayı yeni aldı. Görevlendirmeler bittikten sonra muhtarlardan toplantı yapacak. Biz orada da muhtar arkadaşlarımızın mahallesine ne eksiği varsa onları orada not ettireceğiz. Ama hepsi bir senede olmaz. 5 yıla yayacaklar bunu. 5 yıl içinde hangisi olur, hangisi olmaz. Zaten başkan olmayacak şey de diyor olmaz. Bize söylüyor yani en azından. Yani belediyede bir sıkıntı olacağına inanmıyorum. Ama bizim diğer konularda sıkıntımız var. Yani bir tek işin bir tarafı belediye değil. Diğer taraflarda da problem var. Yani bizim mesela milli eğitimde var. Yani sosyal yardımlaşmada var, sosyal hizmetlerde var. Valiliğe bağlı olan bütün kurumlarda bizim muhakkak sıkıntılarımız var. Ama bunları da çözebilmemiz için ya vali bey ya milletvekilleri veyahut da il başkanı. Ya biz bunlardan çözeceğiz bunu. Ha bunlardan da bir araya gelemediğimiz için bunları çözemeyeceğiz demek. Yani sıkıntı orada. Şimdiden diyoruz ki seçim bitmiş. Herkes yerine oturmuş. Kim kazanmış da Allah hayırlı uğurlu etsin. Yani buradan çağrı yapıyorum. Herkes birleşsin. Şehire hizmet edelim. Ama valla şehire hizmet etmek istemiyorsanız bir daha da böyle yerlerde göremezsiniz yani. İlk karşı gelecek olan bizim dernektir. Yani aday adaylarını açıkladığı günden itibaren engel olmaya çalışacağız yani. Anladım. Bunu bilsinler evet. Şimdi zaman zaman işte muhtarların, muhtarlıkların kaldırılması evet. da vatandaş tarafından dile getiriliyor. İşte muhtarlar merkezlerden, hani köyler belki ama işte merkezde muhtara gerek yok deniliyor. Yani siz çok uzun yıllardır muhtarlık yapan bir isimsiniz. Aynı zamanda Elazığ'daki en eski Muhtarlar Derneği'nin başkanısınız. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bakın Furkan Bey, bir vatandaş aradı beni tam bir haftadır. 186'yı arıyor. Sokak lambaları yanmıyor. Bir haftadır diyor arıyorum. Gelen yok. Bizi aradı. Biz bir daha müdürü aradık. Ondan sonra geldi. Şimdi mahallede muhtar olmazsa var ya mahalle pislikten geçilmez. Yani bu yanlış bir şey bence. Yani bizim olup olmamamız önemli değil. Ama mahallede muhtar olmadığı zaman inanın ki belki bu göz önünde olan mahallelerde bir problem olmaz. Ama şu kenar mahallelerde inanın belki çöpü bile almazlar. Nasıl muhtar olmazsa nasıl yönetilecek mahalle? Elektrik bile yani adam diyor bir haftadır arıyorum gelip lambayı sönen lambayı yakmamışlar. Ha tabii şimdi mesela örnek veriyorum. İşte elektrik sokak lambası evet. sönmüş. Vatandaş hemen haliyle ne oluyor? Muhtarı tutuyor. Muhtarım işte bizim sokakta lamba sönmüş diyor. Ondan sonrasıyla siz ilgileniyorsunuz. Tabii biz ne yapıyoruz burada? Onlar 186 genel merkezi oraya arıyorlar. Biz burada direkt müdürü arıyoruz. Hı. Ya da şefi arıyoruz. Rica ediyoruz. Gelip yapıyorlar. Telekom yine öyle. Okulda bir problem oluyor. Yine bizi arıyorlar. Belediyenin problemleri oluyor. Muhtarı arıyorlar. Yani muhtarsız mahalle olmaz. Mümkün değil. Yani ben katılmıyorum buna. Hı. Tabii bizim bu dönem sondur zaten de yani bundan sonraki süreç içinde diyorum. Şey mi, aday olmayacak mısınız? Ya inşallah bir daha da bu şeye de girmeyiz daha. Çünkü gerçekten gün geçtikçe kötüye gidiyor Furkan Bey. Yani bizim de sinirlerimiz artıyor bazen. Yani bu tür şeylerde, bu tür ortamlarda bize çalışmak uygun değil. Ya biz geriye dönüp baktığımızda çok güzel işler yapmışız. Ama bu son dönem kesinlikle bizi tiksindirdi yani. Bu görevden tiksindik yani. Niye? Yani hizmet alacağımız yerlerin tamamında küslük var, tamamında birbirinden kavga var. Kim hangi partili olduğu belli değil, biz nereye gideceğimiz belli değil. Kimin yanına gidecek, kimden ne isteyeceğimiz belli değil. O nedenden dolayı bu iş de ayağa düştü. Yani doğru açık söyleyelim.
Yani muhtarlık da artık böyle giderse bitme noktasına geldi. Çünkü siyaset bitti yani. Şehirde şu an siyaset bitti. Daha muhtarlığın da bir anlamı kalmadı bence. İnanın şehirde şu an baktığınız zaman bir tek belediye başkanı ortada. Şahin Şerifoğulları bir ortada. Başka da ben kimseyi göremiyorum. Bunu halk da seviyor. Halbuki bu şehirde kimler var? Vali bey var, vali yardımcıları var, il başkanı var, milletvekili var 3 tane. Ama hiçbiri yok. Yani bunu siz de biliyorsunuz. Yok, yoklar yani ya. Bitmiş. Nokta bu. Kimse de kızmasın, üzül, zoruna da gitmesin. Biz doğruyu söylüyoruz. 30 gündür Ramazan ayı. Ya insan 3-4 tane mahallede bir iftar programı verir. Gider orada bir vatandaşın, belki bir garibanın bir sorunu var, halledersiniz ya. O zaman iyi geliyorsunuz. Kaç tane mahalle var? Gidin bir her aslında bir gece bir iftar yemeği verin. Bir vekili oraya yolla, bir vekili oraya gitsin, bir vali oraya gitsin, bir vali yardımcısı oraya gitsin. Sizin derdiniz hizmet mi? Ne hizmeti ya? Kime hikaye anlatıyorsun? Siz bu şehre gelip oturmuştunuz. Beleş beleş ayrıca alıp oturuyorsunuz. Bunu Allah da kabul etmez, kul da kabul etmez. Yani bunu böyle bilsinler. Yani evet, bu Ramazan ayı esasında çok iyi değerlendirilebilirdi. Doğru söylüyorsunuz. Eski Ramazanlar yani, var ya. Evet. Orada örnek var. Mesela şeyde geçen gün mesela şey, vatandaşlar şeyle ilgili yorum yapıyorlardı. Mesela Fırat Üniversitesi'nde okuyan 45 bin tane öğrenci var. Ve 26 bini falan il dışından gelmiş. Bunların yaklaşık 5 bini falan burada evlerde kalıyorlar. Mesela Fırat Üniversitesi rektörü her cuma bir öğrenci evine gidip orada sahur yapıyor. Allah razı olsun. İftarlarda da üniversite evinde öğrencilerle birlikte sahur yapıyor. Yok. Mesela yani bu da işte siyasi için bence mesela şeydi, bu Ramazan ayı bir fırsattı. Tak kapı ya, çalıp gidebilirlerdi. Şimdi bekir oldun, vali oldun, bilmem kim oldun, ölmeyecek misin ya? Ya Allah rızası için şimdi insan bu ayı değerlendirmez mi? Ya bir fakire yardım edersin. Belki bilmediğin bir gariban vardır. Muhtarın da bilmediği, belki muhtar yardım etmediği bir gariban vardır. Gidersin orada, gelir sana bir derdini anlatır. Bir özel sorunu vardır, kimseye anlatmak istemiyor, sana anlatır. Öyle mi, öyle değil mi? İnsan bu fırsatı teper mi ya? Bir de hayırdır yani. Bu fırsatlar, bunların eline bir daha geçmez. Bak iyi dinlersinler beni. Allah bunlara bu fırsatı vermiş ama bunlar kullanmayı bilmiyor. Evet, muhtarım tabii yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Bu noktada mahalle bazlı şimdi sizin neticede dernek üyeleriniz var. Ve onların diğer mahallelerdeki sorunları da bu nedenle daha iyi biliyorsunuz dernek başkanı olarak. Mesela Elazığ'da mesela ilk çözülmesi gereken konu sizce nedir? Yani belediye başkanı nezdinde özellikle. Şimdi belediye başkanımız ilk öncelikle trafik konusu. Bu şey var ya, Hazardağlı Kavşağı. Mesela sizin mahallenizle alakası yok ama şehrin bir genel sorunu. Şehrin genel sorunu. Evet. Biz de geçiyoruz orada. Yani tabii, şehrimizle ilgili. Oranın bir an evvel yapılması lazım. İnşallah başkanımız da orayı hemen ilk şeyde yapacağını söylemişti zaten. Bir de kentsel dönüşümle ilgili. Nail Bey var herhalde zannedersem. Bir de İstasyon Caddesi'ni belediye başkanımız özellikle çok konuşuyor. İstasyon Caddesi'nin tamamen bittiğini, oraya bir an evvel el atması gerektiğini her yerde söyledi yani kendisi. Yani bu iki yer çok acil. Öncelikle İstasyon Caddesi'nin bir an evvel eski şeyine kavuşması lazım. İnşallah belediye başkanımız bunu yapacak. Bakın ben burada söylüyorum yani, belediye başkanımız da verdiği vaatlerin geçen dönem nasıl %90'ını yaptıysa, bu dönemde vermiş olduğu vaatleri %90'ına yakını yapacağına ben eminim. Çünkü onun derdi de hizmet. Yani şehre hizmet etmek için iyi bir mücadele veriyor. Tabii bu mücadeleyi verirken de bazıları da engel oluyor. O da önemli değil. Yani o da zaten onları da dinlemiyor. İnşallah şehre güzel hizmetler yapar. Muhtarlarımızdan yani istişareli çalışır. Şehre çok güzel hizmetler gelir.
Tabi deprem olmuş, halen daha izleri silinmemiş. Halen vatandaşlarımızın çoğu kirada, konteynerde kalan var. Evler halen teslim edilmedi. Yani bu süreçte aslında hükümet yetkililerine çok görev düşüyor. Biz bunları hepsini anlatmak da istemiyoruz. Bir an evvel dediğim gibi bir araya gelip bu konular üzerinde yoğunlaşmalarını istiyorum. Vali Bey'in önderliğinde bu işi rica ediyoruz buradan. Yapsınlar. Biz de rahat edelim. Vatandaşlar da rahat etsin. Evet. Mesajlarımız var. Bir iki mesaj hızlıca okuyayım. Evet. Aktarıma çalışmalarında başarılar dilerim. Evet. Yüreğine sağlık. İnşallah dediği gibi şehirde birlik beraberlik içerisinde oluruz. Bu şehrin insanları tüm güzellikleri hak ediyor demiş. Elazığ Kahveci Oda Başkanı Ferhat Evsen selamlarımızı göndermiş. Biz de selam söylüyoruz. Muhtarlarımızın mesajları vardı. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar dilerim. Yeni ve eski seçen muhtar arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Murat Başkanıma da sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı bayramlar dilerim. Yemişlik Mahalle Muhtarı Vahap Aslan kendisine başarılı selamlarımızı göndermiş olalım. Evet. İki güzel insana selam olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum demiş. Yavuz Köse, Abdullah Paşa Mahallesi'nin önceki dönem muhtarı. Selam seviyoruz onlara. Muhtarımızı hakikaten seviyoruz. Evet. Sağ olsunlar. Selamlarımızı iletmiş olalım. Hayırlı geceler, hayırlı yayınlar dilerim Furkan Bey. Murat Başkanıma teşekkür ederim mahallem adına. Sosyal yardımlaşma evleri, tapuları için çok mücadele verdi. Aynı zamanda Şan Şerif Oğulları Başkanıma da mahallem adına teşekkür ederim. Var olsunlar, saygılarımla. Tapuları sorun çözmek için Şan Şerif Oğulları masaya yumruğunu vurdu. Sorun çözüldü. Çaydaçıra mahalle muhtarımız. Ben Çaydaçıra muhtarına da gerçekten teşekkür ediyorum. O sorun çözüldü mü bu arada? Evet, mahallesi için çok korkunç derecede. Tapu sorunu vardı. Evet. Kim çözdü? Şahin Başkanımız da Erol Keleş Bey. Milletvekilimiz devreye girdi. Tabii biz de orada mütevelli heyetinde olduğumuz için bizim de biraz emeğimiz oldu. Yani muhtarımızın en büyük katkı muhtarındır. Gerçekten gece gündüz her toplantıda, her yerde o konuyu gündeme getirdi. Kendisi de mahallesi için çalışan genç bir arkadaşımız. Ben buradan kendilerine de selam ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Evet, sağ olsunlar. Biz de bu arada yani yeni seçilen tüm muhtarlarımıza selamlarımızı iletiyoruz. Başarılar diliyoruz. Aynı şekilde devam eden Yemişlik muhtarımız da çok canla baştan mücadele ediyor. O da ikinci dönem oldu. O da mahallesi için çok mücadele ediyor. O da okul ihtiyacı var onun da. Yani onların öğrencileri bizim mahalleye geliyor. Bizim okulumuz da küçük olduğu için ikimiz birlikte aynı sorunu yaşıyoruz. İkimizin de okula ihtiyacı var. Bu muhtarımız da bu konuyla ilgili sürekli çalışma yapıyor yani. Anladım. Evet. Muhtarım, süremizin sonuna geldik. Son olarak var mı hem Elazığlılara, işte yöneticilere söylemek istedikleriniz? Valla ben Furkan Bey, yöneticilere buradan seslenmek istiyorum. Bir araya gelmelerini istiyorum. Yani şehre hizmet etmek için mi geldiler? Yoksa düşmanlığa mı geldiler? Bunu merak ediyorum. Bir an evvel bir araya gelip bizim muhtarlarımızı da toplayıp muhtarların sorunlarını orada ilgili müdürlerle birlikte çözebileceklerini çözsünler, çözemeyeceklerini de başka bir döneme bıraksınlar. Yalnız buradan söylüyorum, yani kurum müdürlerine milletvekillerimizin biraz daha baskı yapmasını istiyoruz. Çünkü gerçekten muhtarlarımızın talepleri hep boşa gidiyor. Yani hiçbir muhtarımız da mahallesine, şuraya, buraya bir iş yaptıramadı. İnşallah bu dönem kırılır. Yani giden geleni arattı zaten de eskilerden biraz daha çok iş yaptık. İnşallah bizi de mahcup eder, bir araya gelirler. Biz de kendilerini alkışlarız. Bir an evvel şehre hizmet ederler. Çünkü şehrin her noktası, her köşesi hepimizin. O nedenden dolayı ben sizlere de teşekkür ediyorum. Bizi ağırladınız. Kanal Fırat ailesi bizim için ayrı bir yeri vardır. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz muhtarım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Efendim, canlı yayın konuğumuz Elazığ Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı ve Hicret Mahallesi Muhtarı Murat Gülbasan bizlerle birlikte oldu. Yerel seçim sürecini ve işte muhtarların, vatandaşların, iyi yöneticilerinden, siyasilerden beklentilerini aktardı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından yeni güne birlikte başlayacağız.
Canlı yayın konuğumuz Elazığ Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Murat Gülbasan bizlerle birlikteydi. Kendisine bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz ve günün gelişmeleriyle devam ediyoruz efendim. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, 31 Mart yerel seçimlerin ardından eleştirilerin odağında olan AK Parti Elazığ Teşkilatı ile ilgili açıklama yaptı. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti'nin Elazığ'da da bazı ilçe ve beldeleri kaybetmesi, AK Parti'den aday gösterilmediği için başka partilerden aday olan ve seçimi kazananlar son günlerde Elazığ gündeminde yer alan konuların başına geliyor. Elazığ kamuoyunda eleştirilerin odağı olan AK Parti ile ilgili açıklama AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı şu ifadelere yer verdi. Son günlerde masum eleştiri sınırlarını aşıp sistematik bir şekilde şahsıma yönelik saldırıları görmezden gelme imkanı kalmamıştır. Liderim Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuku, siyasi hareketimiz AK Parti'nin hukuku, herkesin, her birimizin hukukunun önündedir. AK Parti'de aday belirleme sürecini kısıtlı olarak üzerime yıkmaya çalışanlara ifade etmek isterim ki, AK Parti'de aday belirleme süreçlerini kısıtlı olarak bana bağlayıp beni belirleyici olarak lanse eden, beni hedef haline getirenler her kim ise yalancıdır, bühtanda bulunmaktadır. Sosyal medya ve basın yayın organlarında şahsımla ilgili paylaşımlarda bulunanlara istirhamım şudur ki, benim kime nasıl, ne şekilde baskı yaparak aday belirlediğimi kamuoyuna açıklamanızdır. Belde ve ilçelerde aday adayları içerisinde kanaatlerimiz arasında olmalı dediğimiz aday olan arkadaşlar da vardır, aday olamayan arkadaşlar da vardır. Her bir vekilin, il teşkilatının, yetkili kurumların kanaatleri ve nihayetinde genel merkez üst kurulu ile istişare sonunda bazen %100 ittifak, bazen ekseri çoğunluk kanaatleri ile ve iki ilçemizde Kovancılar ve Karakoçan'da son bir anket çalışması ile aday belirleme gibi bir çalışma yöntemi gerçekleşmişken, olayı şahsıma bağlamaya çalışanlara diyeceğim tek şey, gerçekten yanlış yoldasınız. Bilerek ya da bilmeyerek tezvirat yapmaktasınız. İyi niyetli kimseleri tenzih ederek ifade etmeliyim ki, bir kısım cenahta ise bir güruh benim üzerimden kamuoyunu yanıltacak paylaşımlarla iğrenç bir yol izlemektedirler. 20 yılı aşkın bir süredir AK Parti içerisinde aktif olduğum il başkan yardımcılığım, il başkanlığım ve milletvekilliklerim süreçlerinde nezaketi elden bırakmadan onurlu bir şekilde liderimle, siyasi hareketimle birlikte ilime ve ülkeme hizmet etmekten başka hiçbir düşüncem olmadığı olmayacak. Şunun bilinmesini isterim ki tüm hayatım ve siyasi hayatım boyunca hiç kimseyi satmadım, hiç kimseye de satılmadım dedi. Efendim Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, il merkezinde görev yapan 43 mahalle muhtarı ile iftar programında bir araya geldi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, il merkezinde görev yapan 43 mahalle muhtarlarıyla iftar programında bir araya geldi. Programa Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Meclis Başkanı Sedat Karataş, Başkan Vekili Gürkan Talo, Muhtar Dernek ve Federasyon Başkanları ile 43 merkez mahalle muhtarı katıldı. Düzenledikleri iftar programı ile geçtiğimiz pazar günü yapılan yerel yönetimler seçimlerinde seçilen muhtarların ilk kez bir araya gelmesine ve tanışmalarına vesile oldukları için memnuniyetini dile getiren ve mahalle sakinlerinin teveccühüyle seçilen muhtarlara görevlerinin hayırlı uğurlu olması temennisiyle başarılar dileyen Başkan Alan, her kesimle görüştüklerini ifade etti. Mahalle muhtarlarımız, sizleri Ramazan'ın bu son günlerine yaklaştığımız bayram gölgesinin üzerimize düştüğü bu mübarek günlerde en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla Elazığ'ın tüm mahallelerinde yaşayan her bir vatandaşımıza selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Pazar günü yapılan yerel yönetimlerde mahalle sakinlerimizin teveccühü ile seçildiğiniz görevin size, şahsınıza, ailenize ve mahallenize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Aramızda muhtarlık görevine ilk defa seçilen değerli kardeşlerimiz olduğu gibi halkımızın bu göreve yönünden layık gördüğü çok değerli muhtar arkadaşlarımız da bulunuyor. Ben bu vesileyle bir kez daha görevlerinizin hayırlı olması dileklerimle tüm muhtar arkadaşlarımıza
başarılar diliyorum. Muhtarların demokrasinin yereldeki en önemli temsilcileri olduğuna dikkat çeken Başkan Alan, sizin sorunlarınız bizim de sorunumuzdur dedi. Sizler demokrasimizin yereldeki en önemli temsilcilerisiniz. Mahalle sakinlerinin teveccühüyle göreve geldiğiniz bu görev ve sorumluluğun ne kadar ağır bir yük olduğunu biliyoruz. Milletle ve mahalle sakinleriyle bağını muhafaza eden, emanete ihanet etmeyen, temsilcisi olduğu insanlara karşı mesuliyetini hakkıyla yerine getiren her bir muhtar kardeşimizin önünde Ticaret ve Sanayi Odası'nın kapıları sonuna kadar açıktır. Sizlere bizim gönlümüz ve kapımız da devamlı açıktır. Aşkla, tutkuyla, fedakarlıkla ülkesine, milletine ve mahallesine hizmet edenlerin Allah'ın izniyle aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Sizlerin mahallelerde yaşadığınız sorunlar bizim de sorunlarımızdır. Bunları aşmak için sizlerin yanında olmaya ve her türlü fedakarlığı yapmaya bizler de hazırız ve yanınızdayız. Değerli muhtar kardeşlerim, Ramazan gibi özel günlerden geçiyoruz. Dayanışmanın, paylaşmanın en güzel örneklerini veriyoruz. Ancak Gazze'de akan kan ciğerimizi dağılıyor ve yüreğimizi yakıyor. Bu zulüm ve soykırım yapan İsrail'i tüm hücrelerimle naletliyorum. Tüm Elazığ Muhtarlar Derneği Başkanı ve Güneykent Mahalle Muhtarı Necati Karataş seçilen muhtarlara başarılar diledi. Her yıl düzenlemiş olduğunuz ve bizleri ağırlamış olduğunuz bu iftar programında dolayı sizlere teşekkür ederiz. Bu süreçte yeni seçilen muhtar arkadaşlarımıza hayırlı olmasını Rabbimden temenni ediyorum. Tüm arkadaşlarımız da çok özveriyle işlerini yapacaklarına inanıyoruz. Her daim yanlarında da olduğumuzu bilmelerini isteriz. Sizler de bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Bu vesileyle de sizlere de teşekkür ediyorum. Elazığ Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı ve Hicret Mahallesi Muhtarı Murat Gülbasan, hem yatırımcının hem şehir halkının hem de garibanın yanında duruş sergileyen Başkan Alan'ın çalışmalarının kendilerini gururlandırdığını dile getirdi. Tabii ticaret odası dediğiniz zaman gerçekten şehrin ekonomisine ve siyasetine yön veren bir kuruluş olduğunu bütün arkadaşlarımız bilmektedir. Biz de bunun farkındayız. Tabii sizin gibi bir değerli kardeşimizin orada olması bizi ayrıca gururlandırıyor. Yıllardan beridir muhtar arkadaşlarımıza gerçekten her konuda destek oluyorsunuz. Zaman zaman sorunlarımız olduğunda bizleri de arıyorsunuz. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Gerçekten gariban insanların yanında duran bir odasınız. Elazığ Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Gümüşkavak Mahalle Muhtarı Ahmet Gül, geleneksel hale getirilen iftar programlarının daha yaşanabilir bir şehirle birlikte oluşturma yönünde önemli bir adım olduğunu ifade etti. Demin de arz ettiğim gibi bizi geleneksel hale getirdiniz artık muhtarlarla iftar programını. Dolayısıyla sizin sayenizde ilk defa muhtarlarımızı bir araya getirdik. Yeni dönemde seçilen muhtarlarımızı ve tanışma fırsatı buldu tüm arkadaşlarımız. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Yeni dönemde seçilen arkadaşlarımıza bakıyoruz. Gözlerinde hepsinin birer ışık. Genç arkadaşlarımız çoğu hizmet aşkıyla yanıp tutuşuyorlar. Adaylık sürecinde de bunu gördük. İnşallah hep beraber sizinle, muhtar arkadaşlarımızla, siyasilerimiz, bürokratlarımızla şehrimizi daha yaşanılabilir bir şehir haline getirebilmek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Yeni seçilen arkadaşlarımıza da ben burada ne konuda olursa olsun her daim yardımcı olmaya hazırız. Elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Seçimlerin hemen akabinde mahalle muhtarlarını iftar sofrasında birleştirdiği için Başkan Alan'a teşekkür eden Sugözü Mahalle Muhtarı Seda Gündoğan, seçilen muhtarlara yeni dönemde başarılar diledi. Seçildikten sonra yani bizleri bu iftar sofrasında birleştirdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Programa katılan diğer muhtarlar da seçimlerden 6 gün sonra kendilerini iftar sofrasında ağırladığı ve yeni seçilen muhtarlarla tanışma imkanı sağladığı için Başkan Alan'a teşekkür ettiler. Program Başkan Alan ve muhtarların toplu resim çekmeleriyle son buldu. Efendim Elazığ Barosu da 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle meslektaşlarıyla düzenlediği iftar programında bir araya geldi. İftar programında bir açıklama yapan Elazığ Baro Başkanı Melih Efe, yarım kalan baro hizmet binasının yapımına devam edeceklerini ifade etti.
Elazığ Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü'nde iftar programı düzenlendi. İftar programına avukatlar ve aileleri katıldı. Avukatlar Günü'nü kutlayan Elazığ Baro Başkanı Avukat Melih Efe, Elazığ Barosu olarak avukatların karşılaştığı sorunları gidermek için çalıştıklarını söyledi. Efe, Türkiye Barolar Birliği'nin aldığı kararla Elazığ Barosu Hizmet Binası'nın yarım kalan inşaatının tamamlanacağını duyurdu. Adliye binası içerisinde meslektaşlarımızın faaliyetlerini daha rahat bir ortamda sürdürmeleri için çalışma ortamlarının genişletilmesi. Merkez, Elazığ Merkez Mahallesi'nde bulunan merkezi ofisimiz ile genç meslektaşlarımızın görüşme imkanlarını sağlayacağı bir ofis besleniyor. Bugün burada meslektaşlarıma bir müjde daha vermek istiyorum. Geçtiğimiz hafta Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararla Elazığ Barosu'nun hizmet binasının yarım kalan inşaatının yeniden tamamlanması için Barolar Birliği Başkanlar yetki verilmiş. Bu yetki doğrultusunda da Elazığ Barosu Yönetim Kurulu'na vekaletname teslim edilmiştir. İnşallah önümüzdeki süreçte bir sonraki Avukatlar Günü'nde bizler kendi hizmet binamızda kendi faaliyetlerimizi sürdürmek üzere başlayacağız. Efe, bir diğer müjdemiz de dün ilan ettiğimiz üzere meslektaşlarımızın faaliyetlerini, baroyla olan ilişkilerini daha hızlı sürdürebilmeleri amacıyla dijital baro uygulamasına geçtik ifadelerini kullandı. Dün ilan ettiğimiz üzere meslektaşlarımızın faaliyetlerini, baroyla olan ilişkilerini daha hızlı sürdürebilmeleri amacıyla dijital baro uygulamasına geçtik. Değerli meslektaşlarım, baromuz tarafından geçilen bu uygulamayla her bir meslektaşımıza değeri yüksek olan elektronik kitap, kütüphane ve video eğitim setleri hediye edilmiş olup Baro'dan temin edilmesi gereken hizmet belgeleri ve ilgili belgeleri de bu sistem üzerinden alabilecekler. Efendim, Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin feribottan kaldırılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, Pertek-Elazığ arası sefer yapan feribottan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının kaldırılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Şimdi göründüğü üzere üzerinde belediye ait bu feribotun Pertek feribotu yazıyor. Limanda da kaydı bu şekilde. Ancak akşam talihsiz bir açıklama yaptılar bilmeden tabii. Onları daha ayrıntılı bir şekilde nasip olursa yarın açıklayacağız belgelerle birlikte. Bu feribot şimdi limanda Pertek feribotu olarak kayıtlı. Bu sebeple buraya ötevesiz mazot alabilmemiz için bu kaydın bu şekilde kalması lazım. Şayet ismini değiştirilecek olursa liman başkanlığından ve belirli yerlerden izinler alınarak feribotun isminin değiştirilmesi, daha sonra da bu feribotun son ismi neyse ona göre ötevesiz mazot alınması gerekmektedir. Tabii bizden önceki yönetim ötevesiz mazot gibi bir şey düşünmediği için her yıl 1 milyon 200 bin lira civarında bir belediyeye zarar uğrattığı için bu konuda bir çalışma yapmamışlar. Hemen alelacele her nedense benim dikkatimi çeken bir şey, 5 yıldır görevde olan Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı bu görevin süresince sadece son 15 günde her nedense bu feribotun ismini değişmiş. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın sosyal medya paylaşımına karşılık olarak açıklama yapan Başkan Vural, feribot isimlerinde yapılan değişikliklerin limanlara bildirilmesi gerektiğini söyledi. Kurallarına uyup limana müracaat edip ismini değiştirdikten sonra istediğiniz şekilde hangi ismi koyuyorsanız korsunuz ama limana kayıtlı olur, ötevesiz mazot ve bütün gerekli belediyeye yapılan indirimlerden faydalanılır. Tabii bu bilinçsiz bir şekilde yapılan bir şey, göstermelik bir şey. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na saygılarımı sunuyorum. Beni de bilirler burada, yani ailemizi de tanırlar. Sayın Kılıçdaroğlu'na
en ufak bir şekilde bir yanlış yapma durumumuz yok. Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, ismin kaldırılmasının Kılıçdaroğlu ile bir ilgisinin olmadığını ve ileride isminin Pertek'te yaşatılacağını kaydetti. Medyadan duyurduk. Tabii herhalde duyulmuştur, sizlere de ulaşmıştır. Pertek Belediyesi 100 milyon civarında bir borçla bize teslim edilmiştir. Gerçi teslim de almadık çünkü müfettişler tarafından teslim alacağız. Bu arada da bir icra dosyasında Feribot'a da icra konulacağını gördüğüm için o dosyayı da yayınlayacağım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu güzel ismine bir leke sürülmemesi için bu tedbiri aldık biz. Bunları tabii bilmeden hareket edenler yanlışa düştüklerini anlayacaklar. Bizden bu şekilde bir yanlış olmaz. Gerektiğinde de Sayın Kılıçdaroğlu'nun hemşerimizin ismini gerekirse bir güzel bir bulvara, caddeye, yani onu yaşatacak, ismini yaşatacak bir yere koymayı da planlıyoruz. Efendim tabii bir de arkada da görmüş olduğunuz gibi Pertek'te bir ulaşım problemi var. Uzun bir süredir Pertek'te vatandaşların köprü beklentisi hem Elazığ tarafında hem Tunceli tarafında devam ediyor. Ve yine bölgedeki vatandaşlar bir an önce köprünün yapılmasını istedi. Elazığ'dan Pertek ve Tunceli'ye gitmek isteyen vatandaşlar yıllardır feribotlarla ulaşımı sağlıyor. Kışın çok yoğunluk olmuyor. Yaklaşık ayda bir ben tercih ediyorum. Kışın olmuyor ama yazın maalesef çok yoğun oluyor. İnşallah köprümüz yapılırsa daha rahat ederiz. Yaz aylarında uzun kuyrukların oluştuğu feribot iskelesinde bahar ve kış aylarında pek yoğunluk yaşanmıyor. Hafta sonunu fırsat bilenler de Pertek ve Tunceli'ye gitmek için feribotların yolunu tuttu. Vallahi yolculuk Tunceli'ye kadar gideceğiz. Tunceli bir şey misafirlerimiz var, Çanakkale'den geldiler. Onları bir Munzur'un gözüne gözesine götüreceğiz. Bayıngolan kaplıcalarına götüreceğiz. Bir tabiatı göstereceğiz. 2-3 gün böyle gezdireceğiz oralarda. Ya bugün çok sakin bir gün. Normalde çok yoğun oluyor. Ben 3 saat sıra beklediğimi hatırlıyorum. Hele hele yazın. Gerçekten. Ben Pertekliyim aslen. Şavaklıyız biz. Yani bizim bir ayağımız Pertek'te, Tunceli'de bir ayağımız burada. Burası, buraya köprü acil şart. Çünkü gerçekten çok büyük sıkıntıdayız. Yaklaşık 50 yıl önce baraj tutulunca geçmişte köprü varmış burada. Ama barajın altında kalınca köprü, yeni köprüye ihtiyaç var. Yolcuların tek isteği ise bir an önce köprünün yapılması. Yani bu sıkıntılar giderilir, yani bu eziyet, yani gördüğünüz gibi. En azından bir yarım saatin veya 45 dakikan burada boşa geçiyor. Köprü olduğu zaman rahat geçip gideceksiniz yani. Efendim merhabalar, yolculuk nereye? Erzincan'a. Feribotu tercih ediyorsunuz. Peki çok fazla yoğunluk var mı? Saatlerden memnun musunuz? Yani saat kısmından memnunuz da ama yoğunluk oluyor genelde. Hani yaz döneminde daha sık oluyor. Evet. O dönemlerde hani gelip saatlerce kuyrukta beklediğimiz oluyor. Yani köprünün buraya yapılması şart, elzem bir olay. Yani bu aydan itibaren çok fazla yoğunluk oluyor, çok fazla stres oluyor. Çekilmez adeta, yani cinnet geçirmemek için zor tutuyoruz kendimizi. Artık nasıl bir çözüm? Sözüm ona bir köprü ihalesi falan yapılmış dediler ama onun bir an önce hayata geçirmesini istiyoruz. Yani sözde kalmaması gerekiyor. Olsa tabii daha güzel olur. Doğanın dengesini bozmadan tabii. Çok eziyeti çok. Ha yapacaklar, ha yapacaklar. Yazın oldu mu sıra yok, bir şey yok. Burada eziyetten başa işkence, işkence. Gerçekten işkencedir. Yazık, günah ya. Her şeye para var. Bu yolu mu yapar, buraya mı yapabilir? İki tane kayık para kazanması. Bu insanlar çile çekmeye mecbur mu? Bir an önce köprünün yapılmasını istiyoruz. Aslında şöyle, depremden sonra Malatya nüfusunu tamamı Elazığ'a geçmiş durumda. Elazığ nüfusunun fazlalaşmasından kaynaklı böyle bir şeye de ihtiyaç var. Çünkü yaz dönemlerinde bu çok daha sayı fazla artmak durumunda yani. 4 feribotun hizmette olduğunu belirten Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, ulaşımın en iyi şekilde sağlanması için elimizden gelen bütün gayretleri sarf edeceğiz dedi. Dünden beri buradayım. Diğer feribotu da görüyorsunuz. O da sırada boş bekliyor ki kuyruk oluşmasın. 4 feribotla iki tane belediye ait. İki tane de özel sektöre ait. 4 feribotla
İnşallah sıkışıklık olmadan bu bayram süresini ve yaz sezonunu atlatacağız. Tedbirliyiz. Feribot sahipleriyle, kaptanlarıyla toplantımızı yaptık ve onların da görüşünü aldık. Birlikte bir karara vardıktan sonra bu ulaşımın en kolay, en rahat şekilde getirilmesi için elimizden gelen bütün gayretleri sarf edeceğimizden kuşkunuz olmasın. Efendim şimdi garip bir haberi ekranlarınıza getireceğiz. Palu'nun Yarımtepe köy halkının cep telefonu için evrensel mobil baz istasyonu talebinde bulunması sonucunda mahalli yerel seçimlerden önce köye mobil istasyonu kurulduğunu ifade eden muhtar Üstünkaya, seçimlerin hemen ardından kurulan istasyonun kaldırıldığını ve mağdur olduklarını ifade ederek sorunlarının giderilmesi için yetkililere seslendi. Palu'nun Yarımtepe köyünde köy halkının cep telefonu için evrensel mobil baz istasyonu talebinde bulunması sonucu mahalli yerel seçimlerinden önce köye mobil istasyon kurulduğunu ifade eden köy muhtarı Zülfü Üstünkaya, seçimlerin hemen ardından kurulan istasyonun kaldırıldığını ve mağdur olduklarını ifade etti. Konuyla ilgili açıklama yapan ve sorunlarının giderilmesi için yetkililere seslenen muhtar Üstünkaya, açıklamasında şu ifadeleri yer verdi. 2017 yılından beri köyde telefon çekmiyordu. Köy halkının talebi doğrultusundan dolayı konuyu AK Parti Palu Belediye Başkan adayı olan Vahdettin Demirtaş'a ve Elazığ AK Parti milletvekillerine ilettim. AK Parti milletvekillerinin girişimiyle köye mobil baz istasyonu kuruldu. Evrensel verici istasyonu kurulacak olan köyde vatandaşlar tüm operatörlerden artık iletişimini sorunsuz bir şekilde sağlayabileceklerdi. Ancak 2 Nisan 2024 tarihinde geçici mobil baz istasyonu AK Parti'nin Palu'da seçim kaybetmesi sonucu geri çekildi. Bu istasyon köyden kimlerin talimatıyla geri çekildi? Burada yaşayan köylülerin 2017 yılında baz istasyonu talebinde bulundukları resmi kayıtlarda mevcuttur. Bir an önce burada yaşayan halkın sorunlarını çözüme kavuşturulmasını talep etmekteyiz ifadelerine yer verdi. Efendim Elazığ'da sahur halayı geleneğini başlatan yeni mahalle yine renkli görüntülere sahne oldu. Sahur halayı geleneğinin başladığı nokta olan yeni mahallede davul ve klarnet sesleri bu yılda yükseldi. Davul ve klarnet sesinin yankılandığı yeni mahallede 7'den 70'e bir araya gelen vatandaşlar coşkulu bir geceye imza attı. Düğün yerine aratmayan sahur halayı çift davulla eğlenceyi bir kat daha artırdı.
Efendim tüm yeni mahalle sakinlerine de bu vesileyle kucak dolusu selamlarımızı göndermiş olalım. Efendim bu arada Fırat Üniversitesi Rektörlük Basın ve Akla İlişkiler Müdürlüğü personellerinden Zuhal Gök Hanımefendi'nin doğum günü. Zuhal Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz. Eşi Serdar Gök ve biricik kızları Beren Gök'e de bu vesileyle selamlarımızı gönderiyoruz. Nice mutlu, sağlıklı, huzurlu yıllar diliyoruz. Ve devam ediyoruz efendim. Ramazan bayramına sayılı günler kala çarşıda pazarda hareketlilik başladı. Elbette alışveriş denilince akıllara ilk gelenlerden birisi de kıyafetler. Peki bir bayram kıyafeti alışverişi ne kadara patlıyor? Şimdi onu izleyeceğiz. Ayakkabılar. Bu yıl fiyatlarımızı stabil tuttuk. Yani 400 liradan başlayan fiyatlarla değişiyor. 1000 liraya kadar sporlarımız mevcut. Deri gruplarında ise 700 liradan başlayıp 1500 TL'ye kadar değişmektedir. Örnek vermek gerekirse şöyle şu ayakkabılar indirimde şu an. Tek fiyat yaptık 400 TL. Gayet güzel yazlık modeller. Gömlekler. Fileli dediğimiz gömlek şu an moda. Evet, bunun fiyatı ne kadar? Bu da 400 TL'den başlıyor. 450-480'e kadar var. Pantolonlar. Özellikle bu sene pikerli kumaşımız. Gördüğünüz gibi şu an gündemde olan fiyatı ne kadar bunun? Bunda fiyatı 600 TL. Tabii ki indirimler falan oluyor. Kotlarımız da 350 TL'den başlıyor. Şu an gördüğünüz kotlar 350 TL. Şöyle gördüğünüz gibi 350 TL'den başlıyor. 700-800 TL'ye kadar var yani. Tişörtler. Bunlar dar kesim, slim fit dediğimiz modeller. Bunlar da oversize dediğimiz modeller. Arka baskılı, ön baskılı. Evet. Fiyatları değişiyor. Fiyatlar dediğimiz gibi 350 TL'den başlıyor tişörtler. 400 TL'ye kadar gidiyor. Çarşıda, pazarda bayramlık telaşı başladı. Peki bu yıl fiyatlar nasıl? İşte tişörtten, pantolona, gömlekten, ayakkabıya fiyat listesi. Bunlarda da fiyatlarımız 700 TL ile 1500 TL arasında değişmektedir. Daha böyle yazlık, lofer dediğimiz modellerimiz mevcut. Bunlar da 1000 TL civarında. Fiyatlarımız bu şekilde. Normal ama geçen yıla nazaran fiyatlarımız bu sene stabil kaldı. Daha uygun. Halkımızı bekliyoruz. Yani kumaşlarda genelde 450'den başlıyor. 700 TL'ye kadar oluyor. Gördüğünüz şu ipli jaggerlarımız şu anda gündemde. Şöyle çizgili kumaşlarımız, krem. Bunlar gündemde. Yani gömleklerimiz şu anda 350 TL'den başlıyor. 600 TL'ye kadar var. Erkekler için bir bayramlık ayakkabı, pantolon ve tişört olarak 1000-1500 liraya mal oluyor. Bu bayram yani kombin olarak ilk başta bir kot pantolon üzerine bir gömlek düşünüyoruz. Malum havalar da erken sıcak olduğu için ince bir şeyler düşünüyoruz yani. Bütçe ne kadar ayırdık? Bütçe uygun bir şeyler ayırdık. Nereden baksan kot pantolona yani bir 500 TL civarında bir şey ayırdık. Bir gencin gelip burada bayramlık alması 350 TL kot, 150 TL tişörtümüz 500 TL yapıyor. Yani 500 TL de bayramlık alabilir, 700 TL de bize alabilir, 800 TL de alabilir. Yani bu şekilde gidiyor. Kadın giyimde de her bütçeye uygun kıyafet var. İster takım, ister bluz, ister etek alın. Fiyatlar 350 liradan başlıyor. Bunun fiyatı 480 lira. Yani bayrama özel olduğu için aslında biraz daha mevlaları altta tutmaya çalışıyoruz. Şöyle göstereyim isterseniz. Hem annelere yönelik hem gençlere yönelik hitap eden modellerimiz var. Gençler mesela genelde çok kazak tercih etmese de tunik tarzlarından verebiliyoruz onlara. Şöyle göstereyim. Tunikte takımlarımız var. Şöyle. Şuradaki takımlarımızı da göstereyim hemen. Şöyle bırakayım. Şöyle takımlarımız var gençlerimiz için. Hem kullanışlı hem normal hayatta kullanabiliyorlar. Hem bayram hem seyran. Her türlü ihtiyaçlarını gidermiş oluyorlar aslında bu takımlarla. Bunların fiyatı ne kadar? Onların fiyatı da 900 lira. Şöyle bayramda kullanmaları için plisseli etekler. Hem gündelik hayatta hem bayramda hem düğünde çok rahatla kullanabileceği etekler bunlar. Evet. Fiyatı ne kadar bu eteği? Bunun fiyatı 350. Şöyle modellerimiz var. Sade isteyenlere bunu öneriyoruz. Desenli bir şey istiyorlarsa renkleri de var bunların. Bu tarz şeyler de önerebiliyoruz kendilerine. Siyah da var şöyle. Tabii. Şöyle göstereyim. Siyah zaten genelde her şeyde çok tercih edildiği için. Siyah zaten her zaman önde duruyor. Peki elbiselerin fiyatları ne kadardan başlıyor, ne kadara kadar çıkıyor? Yani şu an elbiselerin fiyatı 900'den başlayıp 1300 liraya kadar yükseliyor. Bayramlık heyecanını en çok yaşayanlar da şüphesiz çocuklar. Onlar için de birbirinden güzel bayramlıklar var.
Şöyle kız tişörtleri. Yani 5-6 yaştan başlıyor. Bunlar 150'den başlıyor. 200-250'ye kadar var. Erkekler yine aynı şekilde. O yaştan başlar 15-16'ya kadar. Fiyatlar yine 150-250 aralığında. Kot pantolonlar kız ve erkek. Bunlar da 250-300'den başlar. 400-500'e kadar gidiyor. Fiyatlarımız uygun. Bunlar da 400-500-600 civarı. Şöyle tek takım ceketler olarak var tabii. Şunlar da 350'den başlıyor. Çocuklar için bayramlık kıyafet 300 liraya almanız mümkün. Kaprili takımlar var. Kız çocuklarının elbiseleri var. Bunlar da 250-400-500 bandında. Fiyatlar zaten geçen yıla nazaran çok da artmadı aslında. Şunlar da yine İspanyol paça dedikleri yeni çıkan bir model. Bu da 300 lira. Fiyatı bunun da uygun. Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Oda Başkanı Mithat Ulaş da bayram hareketliliğinin başladığını belirterek vatandaşları yerel esnaftan alışveriş yapmaya davet etti. Tabii Elazığlar olarak, ülke olarak son dönemlerde ciddi manada sıkıntılar yaşıyoruz. O yüzden bu ister istemez piyasalara da yansıtmaktadır. İnsanların alım gücünü etkileyebiliyor. Yani bu da esnafları çok fazla etkiliyor. Ama ben inanıyorum ki bu süreçte görmüş olduğumuz hareketlilik sokakta, caddede, pazarda bu dönem iyi geçecektir diye düşünüyoruz. Temennimiz de odur. İnşallah Cenab-ı Hak da bizlere yardım eder. İnsanlar olarak, toplum olarak biz de birbirlerimize destek vererek biz bu günleri atlatacağız diye düşünüyorum. Efendim Elazığ Şehir Arası Otobüs Terminali'nde bayram hareketliliği başladı. 9 gün sürecek Ramazan bayramı tatilinde vatandaşlar otogara akın etti. Elazığ Şehir Arası Otobüs Terminali'nde bayram hareketliliği başladı. 9 gün sürecek Ramazan bayramı tatilinde vatandaşlar otogara akın etti. Bayram tatili nedeniyle şehir dışına gitmek için otogarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar esnafın da yüzünü güldürdü. Otobüsler tam kapasite yola çıkarken firmalar ise mağduriyetin oluşmaması için ek seferlere başladı. Yaşadıkları yoğunluğun kendileri açısından gayet iyi olduğunu belirten firma çalışanları, insanları ailelerine yetiştirmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz dedi. Şu anki yoğunluk gayet güzel, bayağı iyi. Araçlarımız dolu gidip geliyor. Ek seferler çıkarttılar firmalarımız. Onlar da gayet güzel bir şekilde gidiyorlar. Yoğunluk bayağı güzel bir şekilde insanları ailelerine yetiştirmek için elimizde gelen çabayı sarf ediyoruz. Biz de onlara araç içerisinde elimizde geldiği kadarıyla, dilimiz döndüğü kadarıyla hizmet etmeye çalışıyoruz. Bayram yoğunluğu çok var abi. Bayram yani gelişini önceden çok belli etti. Ta 2 hafta öncesinden belli oldu. Arabalar 2 hafta öncesinden dolmaya başlamıştı. Bayramın sevdiklerinin yanında geçirmek için yola düşen vatandaşların da mutlulukları görülmeye değerdi. Bayram yoğunluğu var. Burada araştırma görevlisiyim ben. Hataylıyım. Yeni başlamıştım. Hani bir ay olmadan geri gidiyorum Hatay'a. Orada ailemi görüp geri geleceğim hocam. Şimdi yeni geldi işte. Gideceğiz hayırlısıyla. Bir sıkıntı olmadı. Efendim Zeytinburnu Tüm İş Adamları Derneği Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul'da başkanlığa Ergin Aksan getirildi. Zeytinburnu Tüm İş Adamları Derneği Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul'da başkanlığa Ersin Aksan getirildi. Ergin Aksan, Nazır Güler, Rıdvan Çakar, Mursel Bildirim, Resul Taşdemir. Hayırlı olsun. Elazığlı sanatçı Mehmet Demirbağ yeni yönetimin hayırlı olması temennisinde bulundu. Yeni yönetim, yeni üyeler, yeni kuruluşunuz, yeni denetlemeniz, yeni görevimiz hayırlı olsun. Eski Zeytinburnu Tüm İş Adamları Derneği Başkanı Nazır Güler, dernekçiliğin zor ve kolay yanlarına değindi. Dernekçilik yaparken evinde, çocuğunda zamanını çalıyorsun, onların haklarını çalıyorsun, dışarıda uğraşıyorsun. Her şeyle yanına geliyorlar, her şeyini yapmaya çalışıyorsun hemşirelerin. Fakat yani pilavdan mı diyeyim, ayrandan mı diyeyim, tuzu olmayan arkadaşlarımız, hiç derneğe bir kilo şeker dahi katkısı olmayan arkadaşlarımız aleyhinizde konuşurlar. Diyorsun ki gel arkadaş buyur sen yap diyorsun, ya başka işim mi yok? Ama arkanda konuşuyorlar. Bu zor tarafı. Kolay tarafı dernekçiliğin, dernek başkanı kucaklayıcı olacak arkadaşlar. Yönetimiyle, başkan yardımcısıyla, başkan vekiliyle,
Karar aldığı zaman bunlarla danışacak. Ondan sonra üyeleriyle herkese güler yüzlü olacak. EFET Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Sorumlusu Bekir Döndü, Zeytinburnu'nda bizim var olmamız çok önemli dedi. Birçok başkanımızın dile getirdiği gibi Zeytinburnu'nda gerçekten bizim var olmamız çok önemli. Ben siyasi konumuna girmiyorum. Elazığlılar olarak buradaki esnaflarımızla birliktelik olmak, alışveriş yani sohbetleri olarak, ticari olarak sohbet etmemiz çok önemli bir konum. Zeytinburnu Elazığ Tüm İş Adamları Derneği Başkanı Ergin Aksan amaçlarına değindi. Bildiğiniz üzere bugün kongremiz oldu. Yaklaşık 16 yıldır Nazır Güler Başkanımın yaptığı başkanlık görevini bize devretti. Bizi layık gördüler. Huzurunuzda, sizin aracılığınızla değerli başkanım Nazır Güler Beyefendi'ye yaptıkları hizmetlerden dolayı hepinizin aracılığına teşekkür etmek istiyorum. En büyük amacımız burada Zeytinburnu'nda Elazığ'ın birlikteliğini yakalamak olacaktır. İnşallah bunu başarırız yönetimle beraber. Herkesi etkinliklerle beraber bir çatı altında toplayıp kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi, aynı zamanda müziğimizi ve folklorumuzu genç nesillere aktarmak ve bizden sonraki nesillere doğru bir şekilde bayrağımızı teslim etmektir. En büyük amaçlarımdan biri de budur Sayın Fatih kardeşim. Efendim köy halkıyla iftar yemeğinde bir araya gelindi. Elmapınar Köyü Muhtarı Faruk Özbudak, Elazığ Belediye Başkanı Şan Şerifoğlu'na seslenerek çocuklar için köyüne park ve futbol sahası istedi. 31 Mart yerel seçimlerinde Elmapınar Köyü Muhtarı olan Faruk Özbudak köy halkıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Bu tür programları her yıl düzenlemek istediklerini belirten Muhtar Özbudak, Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları'na seslenerek çocuklar için köyüne park ve futbol sahası istedi. Köyümüz için en güzelini, köyümüz halkı için en daha iyisini yapmak için göreve başladık. Allah nasip ederse bunu daha sürdürmek istiyoruz. Bu iftarları her sene yaymak istiyoruz. Nasıl diyeyim ben size? Yönetim arkadaşlarımla birlikte köyümüze en güzel katkıda bulunmak istiyoruz. Yani çocuklarımız için, gençlerimiz için, büyüklerimiz için projelerimiz var. Mutluyuz şu anda. Onun için herkese teşekkür ediyorum. Gelenlere, gelmeyenlere Allah razı olsun hepsinden. İyi ki varsınız. İyi ki de biz bu köylüyüz. İyi ki de Elazığlıyız. Buradan Elazığ Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Şahin Şerifoğulları'na. Çocuklarımız burada park istiyor Sayın Başkanım. Bunu kırmaz inşallah. Bir de futbol sahası istiyorlar. Bunu başkanımızdan destek bekliyoruz. Muhtar azaları Ayhan Yılmaz ve Ahmet Apaydın da köyümüz için elimizden gelen her şeyi yapacağız dedi. Bütün katılan köylümüze, arkadaşlarımıza, dostlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra her yıl tekrarlayacağız. Köyümüz için elimizden gelen en iyi hizmeti vereceğiz. Köylümüzden iç içe olacağız. Küskünlük olmayacak. Bize oy veren, vermeyen herkese kucağımızı açacağız yani. Bütün hizmetlerimizi getireceğiz. Öncelikle muhtarımızı, daha sonra köylülerimize, daha sonra Kanal Fırat'a da çok teşekkür ederiz. Herkesin ayağına sağlık, herkesin ayağına sağlık. İnşallah tekrarlamaya çalışacağız. En güzel şekilde görevimizi yapmaya çalışacağız. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Efendim Muş'tan Bursa'ya götürülmek üzere yola çıkan ve şap hastalığı olduğu tespit edilen 29 büyükbaş hayvan Elazığ Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nda yakalandı. Türkiye'nin Erzurum'dan sonra ikinci veteriner yol kontrol ve denetim istasyonu olarak 1 Nisan'dan itibaren çalışmaya başlayan Elazığ'daki istasyonda ekiplerin sıkı denetimleri devam ediyor. Günün 24 saati faaliyette olan istasyonda hayvanların kayıtlı ve sağlıklı olup olmadıkları kontrol ediliyor. Bu çerçevede Muş'un Bulanık ilçesinden yola çıkan ve Bursa'ya doğru ilerleyen 29 büyükbaş hayvanın bulunduğu 33 plakalı araç istasyonunda kontrol için durduruldu. Yapılan incelemede araçta bulunan büyükbaş hayvanlarının bazılarının evraklarının ve küpelerinin eksik olduğu belirlendi. Öte yandan istasyondaki veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede hayvanların şap hastası olduğu tespit edildi. Bunun üzerine hayvanlar kesime gönderilirken hayvan sahibine 199.409 lira ve araç sahibine 14.595 lira idari para cezası kesildi. Kontrollerin aralıksız süreceği bildirildi.
Efendim şimdi çok garip bir hırsızlık vakası geliyor ekranlarınıza. Elazığ'da gece yarısı bir mağazaya giren hırsızların pişkin hareketleri ve rahatlığı pes dedirtti. Alışveriş yapar gibi ürün seçen hırsızlar ardından poşete ürünleri doldurarak elini kolunu sallayarak mağazadan çıktılar. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sürsür Mahallesi Mustafa Cemiloğlu Caddesi'nde bulunan bir mağazaya gece 01.30 sıralarında giren 3 hırsızın hareketleri pes dedirtti. İlk olarak kasayı açan ve içerisindekileri alan hırsızlar ardından adeta birer müşteri gibi davrandı. Tek tek kıyafet seçen ve bazılarını üzerlerine giyen hırsızların rahat tavırları dikkat çekti. Daha sonra denemekten sıkılan hırsızlar kıyafetleri poşete doldurdu ve elini kolunu sallayarak mağazadan çıktı. Sabah komşusunun haber vermesi üzerine gelen mağaza sahibi Hülya Değirmenci adeta şok geçirdi. 400 bin liralık zarara uğrayan Değirmenci durumu polise bildirdi. Olay 5'inde 1.42 sularında gerçekleşiyor. Önce kapıyı falan yokluyorlar, daha sonradan içeriye giriyorlar. İlk önce böyle mağazadan alışveriş yapar gibi deneme çıkarma olayı gerçekleşiyor. Ben de sadece ihtiyaçları vardır diye düşündüm. Yani çok da önemsemedim açıkçası. Kamera ilerledikçe artık malları artık yumak yumak aldıklarını görünce üzüldük tabii ki. Bu olayı da fark etmemizi sağlayan sabah 9.30'da burada esnaf komşumuz kapıyı aralık görünce içeri giriyor. Ortalığın dağınık olduğunu görünce haber veriyor. Daha sonra tabii ki polise falan haber verdik. Geldiler sağ olsunlar, olay yeri inceleme. Parmak izleri falan alındı. Onun dışında zararımız tahminim kadarıyla bir 300-350 bin civarı oldu ürün olarak. Tabii bunun yanında bilgisayarımız falan da gitti. Değerli kıymetli eşyalarımız vardı burada. Saatimiz, gözlüklerimiz, satışta olan ürünlerimiz yine gözlük, kemer, deri. Bu tarz ürünler de gitti. Tahminim kadarıyla bir 400 bine yakın kaybımız oldu. Olay yerine gelen ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Efendim Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri Bingöl'den Elazığ'a 2 farklı araçla uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda araçlar durduruldu ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramada 290 gram skank, 50 gram metamfetamin, 19 adet uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. Efendim Elazığ'da merkeze bağlı Şahsuvar köyünde iftar yemeği etkinliği düzenlendi. Merkeze bağlı Şahsuvar Köyü'nde iftar programı düzenlendi. Köydeki sosyal dayanışmayı ve birlik ruhunu pekiştirmek için düzenlenen iftar yemeğine köy halkı, Fırat Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Hüsamettin Karataş ve davetliler katıldı. Fırat Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Hüsamettin Karataş, Şahsuvar Köyü'nün geleneksel bir iftar geleneğini başlatmanın önemine vurgu yaparak bu tür organizasyonların köy halkı arasındaki dayanışma ve iletişimi güçlendirdiğini belirtti. Karataş, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak her yıl düzenlenecek bu etkinliklerin köyün kültürel ve sosyal hayatına olumlu katkılar sağlayacağını dile getirdi. Köyde yapılacak çalışmaların gerçekleştirilmesi ve sosyal ihtiyaçların karşılanması için köy halkının bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmasının önemine vurgu yapan Karataş, istişare kültürünün önemine değindi. Efendim Elazığ'da hafif ticari aracın temizlik kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 çocuk 5 kişi yaralandı. Güney Çevre yolunda 34 plakalı hafif ticari araç 21 plakalı temizlik kamyonuna çarptı. Abi çekilin etrafından. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralanırken bazıları ise araçta sıkıştı. Yok.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Neresi var? Bacağım var. Baş tarafı bana gelecek. Araçtan çıkartılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. Efendim, Fethi Sekin Şehir Hastanesi İdari İşler Memuru Yusuf Karabulut vefat etti. Merhum kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Fethi Sekin Şehir Hastanesi İdari İşler Memuru Yusuf Karabulut vefat etti. Dünya ve ahiret haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Dünya ve ahiret haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Dünya ve ahiret haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. 47 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden merhum Karabulut için öğlen namazını müteakip Polatlar Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Allahu ekber. Merhum Karabulut kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı. Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aile taziyeleri Polatlar Camii Taziye Evi'nde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhum Karabulut Allah'tan rahmet, acılı ve kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Evet efendim, son baskıda bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Günü birlikte noktaladık, yeni güne ve yeni haftaya da birlikte başladık. Hafta başı pazartesi günü yeni gün saatler 23'ü gösterdiğinde sizlerle buluşmak ümidiyle. Şimdilik tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu geceler, hayırlı sahurlar diliyorum.